Milli Uyanış'a hoş geldiniz. Kalbi bu vatan için atan tüm Türkiye sevdalılarına öncelikli olarak selamın aleyküm. Bu yayınımızda 7 farklı haberi siz değerli takipçilerimize aktarmak için buradayız. Hazırsanız başlayalım. İlk haberimiz takvim.com'dan geliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Libya fiyaskosu, dünya basınında alay konusu oldular başlığıyla verilen haberde. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanı anlaşmasından 1,5 ay sonra Trablus'a uçan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın gerçekten rezil olduğunu ve uçaktan ineceği sırada havalimanında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen hükümetin Dışişleri Bakanı Leyla Menguş'u görünce Nikos Dendias'ın uçaktan inmeden doğrudan Bingazi'ye hareket ettiğini ve Libya'yı terk ettiği yazılmış. Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı anlaşması, bildiğiniz üzere bu bölgede Libya ve Türkiye'nin haklarını güvence ve koruma altına alıyordu. Yunanistan'ın ve diğer Avrupa devletlerinin sert bir karşılık verdiği ve reddettikleri bu anlaşmayı, uluslararası arenada geçersiz saydırmak için yaptıkları hamleler boşa çıktı ve bu konuyu halletmek için Libya'ya giden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, uçaktan inmeden orayı terk edip tüm dünyaya rezil oldu ve Libya'ya ayak basamadı. Evet, Libya'ya ayak basmaya bile yüzleri yok, cesaretleri yok. Gerçeklerle yüzleşmeye ve gerçekleri kabul etmeye hiç mi hiç niyetleri yok. Sadece ve sadece kendilerini dünyaya rezil ediyorlar. Gerçekten bu hamleler uluslararası diplomaside sadece alay konusu olmanıza yarıyor ey Yunanistan. Yunanistan hükümeti bir an önce aklını başına toplayıp doğru hamleler yapmaya başlamazsa uluslararası toplumdan dışlanmaları an meselesi. Adeta bir çapulcu gibi, adeta bir serseri mayın gibi hareketlere girişen Yunan hükümeti, ben yaptım oldu, ben istediğim oldu hamleleriyle bazı şeyleri kabul ettirmeye çalışsa da uluslararası arenada bunlar geçerli değil. Ne diyelim, kendisi ne isterse onu yapsın, rezil olmaya devam etsinler. Bir sonraki haberimiz CNN Türk'ten geliyor. Ege'de savaş çanları çalıyor başlığıyla verilen haberde. Miçotakis'in ABD'de Türkiye'yi şikayet etmesi, ardından Yunanistan'ın deniz yetki alanlarını yani kıta sahanlığını 6 milden 12 mile çıkartma hazırlıkları yapması, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransız donanmalarına ait unsurların Akdeniz'e ve Ege'ye gönderilmesi ve Yunanistan'a verilen destek sonucunda bölgede savaş çanlarının giderek yükseldiği ifade edilirken, Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tarafından yapılan hamlelerin mantık dışı sonuçlara sebep olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve Ege'de istenmeyen bir savaşın patlak vermesi Yunanistan yüzünden ortaya çıkabilir deniliyor. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Türkiye'nin bu alanda hak ve hukukunu hiçbir suretle tanımadığı gibi, uluslararası arenada da Türkiye'ye verilecek tüm hak ve hukuku engellemek için elinden geleni yapıyor. Ama uluslararası hukuk bir kere kurulmuş ve belli. Türkiye'nin hakkı varsa vardır. Bunu çırpınsanız da alamazsınız, yırtınsanız da alamazsınız. Almak istiyorsanız yol belli. Askerlerinizi ordumuzun karşısına çıkartmaya cesaretinizi toplayabilirseniz, Ege'de, Akdeniz'de kozlarımızı paylaşır ve hak kimi tercih ederse, hak kimin galip gelmesini arzu ederse onun dediği olur diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Yenişafak.com'dan gelen bu haber, bu aralar ciddi manada karışmaya başlayan Kıbrıs meselesiyle alakalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü. Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olunmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı açıklaması gelmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasıyla birlikte aile fotoğrafının tamamlandığını ifade ettiği başlığıyla verilen bu haberde, Kıbrıs'ın
tüm dünya tarafından tanınma sürecinde yavaş yavaş adımlar atıldığı ve özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nda Kıbrıs'ın gözlemci statüsü kazanmasının ardından belki de gelecekte üye kategorisine sokulması ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkeleri tarafından tamamen tanınması da gündeme gelebilir. İşte bu gelişme, işte bu ihtimal bile hem Rum kesimini, hem Yunanistan'ı, hem Amerika'yı, hem Avrupa Birliği'ni, hem NATO'yu çıldırtmayı başardı. Gerçekten çok korkuyorlar. Kıbrıs'ın Türk bölümünde bağımsız bir devletin tüm dünya tarafından tanınmasından öcü gibi korkuyorlar arkadaşlar. Hemen bir sonraki haberimize geçelim. T24.com'da yine bu konuyla alakalı Amerika'dan gelen açıklama yer almış. ABD, Türk Devletleri Teşkilatı'nın KKTC'yi gözlemci üye yapma kararını reddediyoruz. Adada sadece Kıbrıs Cumhuriyeti vardır açıklamasında bulunmuş. Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerle geliştirdiği silah sistemlerini ambargolar yoluyla engellemeye çalışan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da at koşturmaya, istediğini yapmaya alışan Amerika Birleşik Devletleri şimdi de Türk Devletleri Teşkilatı'nın iç yapısına karışma cüretini ve cesaretini kendisinde buluyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edilmesi kararını reddettiklerini ifade etmiş. Yunan gazetesi Katimeri'nin aktardığına göre, Salı günü Yunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türk Devletleri Teşkilatı'nın kararının toprak bütünlüğü prensibi ve Birleşmiş Milletler Anlaşması ile uyuşmadığını ifade etmiş ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası tanınırlığı olmayan bir yapıyı gözlemci olarak kabul etme kararından üzüntü duyuyoruz ifadeleri kullanıldı. Bakınız, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaptığı bu hamle, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bu hamlesi ne kadar da canlarını yakmış. Şu ifadeye bakar mısınız? Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası tanınırlığı olmayan bir yapıyı gözlemci olarak kabul etme kararından üzüntü duyuyoruz demişler. Bir yapı diyerek siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aşağılayamazsınız. Orası bağımsız bir devlet. Kendi cumhurbaşkanı olan, kendi meclisi olan, bağımsız seçimlerini yapan bir devlet. İsteseniz de, istemeseniz de, tanısanız da, tanımasanız da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır ve orada kalacaktır. Türkiye Cumhuriyeti artık adada tek devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğini ilan etmiş durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de aynı şekilde Rum tarafıyla birleşip tek bir devlet çatısı altına girmeyeceklerini net bir şekilde ifade etmişti. İşte şu görüntüde gördüğünüz tüm devletlerden oluşan Türk Devletleri Teşkilatı'nda bir bayrak eksik. Buraya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı da inşallah çok yakında girecek ve katılacak ve burada gördüğünüz tüm devletler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni inşallah tanıyacaklar. Şu an Kıbrıs'ı tanıyan sadece Türkiye var ama inşallah diğer Türk devletleri de bu oyunu görecekler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı tanınarak resmi olarak bu örgüte üye olacak ve ilelebet inşallah payidar kalacaktır. Bir sonraki haberimiz yine bununla alakalı. Yeni Çağ gazetesinde yer alan habere göre, Bakan Çavuşoğlu'ndan çok sert KKTC tepkisi. Kimseden icazet alacak değiliz başlığıyla verilen haberde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ve ABD'nin KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına yönelik olumsuz açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, kimseden icazet alacak değiliz şeklinde konuştu şeklinde verilen ve detaylandırılan haberin devamında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arkasında olduğu ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir karar almak için kimseden icazet almasına gerek olmadığını net bir şekilde ifade ediyor. Batı dünyası, Amerika Birleşik Devletleri gerçekten kendisini ne sanıyor? Tamam, kendi kıtanızda, kendi topraklarınızda ne istiyorsanız yapın. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almıyor musunuz? Almayın. Türkiye'yi NATO'dan istemiyor musunuz? Çıkartın. Bunlara bir şey demiyoruz. Ne istiyorsanız yapın ama
Biz Turan Devleti'ni kurmak için Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında birleşirken sakın ha sakın elinizi uzatıp da müdahil olmaya çalışmayın. Aksi takdirde biz de sizin NATO'nuza, biz de sizin Avrupa Birliği'nize salça olur ve o birlikleri dağıtmak için elimizden geleni ardımıza koymayız diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. KKTC'den AB'ye Türk Devletleri Teşkilatı yanıtı başlığıyla haberi yazan TRT Haber'in bu haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına ilişkin Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi tarafından yapılan açıklamaya tepki göstermiş ve Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hamlelerini yapma konusunda tamamen bağımsız olduğu bir kez daha hatırlatılmış. AB'den beklentinin Kıbrıs Türk'ünün egemenlik talebini dikkate alması ve buna uygun şekilde hareket etmesi olduğu vurgulanan açıklamada, Annan planı çerçevesinde yapılan referanduma Türk tarafının evet dediği halde AB tarafının hayır, yani Rum tarafının hayır demesiyle Kıbrıs Türklerinin AB tarafından cezalandırılmaya çalışıldığı ifade edilmiş ve Türk'ün Kıbrıs'taki hak ve hukukunu savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz ifadeleriyle bu konuda istenilen kararın alınmasında bağımsız olduğumuz net bir şekilde vurgulanmış. Dilerseniz son haberimize geçelim. Şarkul Avsat isimli haber sitesinde yer alan bu haber, özellikle arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışında ve Afrika kıtasındaki yayılmasını ciddi miktarda ortaya koyuyor ve Batı devletlerinin ne kadar bundan çekindiğini ifade ediyor. Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından Afrika kıyılarından çekilecek başlığıyla verilen bu haberde, Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkelerin Afrika'dan ellerini çekmeye başladığı, bunun yerine ise Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede giderek artan bir söz hakkına sahip olduğu ifade edilmiş ve Batı devletlerinin Afrika'da artık istedikleri kadar karar alabilecek pozisyonda olamadıkları, Batı devletlerinin artık Afrika'yı sömürmeyi başaramadığı net bir şekilde ifade edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin ise bu bölgedeki sürekli olarak olumlu davranışları, sürekli olarak Afrika'ya yardımları ve bu konudaki hassas tutumu Afrika kıtasında Türkiye'nin gelişmesini, Türkiye'nin daha fazla söz hakkına sahip olmasını net bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti artık Afrika'ya ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Afrika'da artık sömürge düzeninin yıkılması için Türk'ün getireceği barış ortamının hayata geçmesi gerekiyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi miktarda yatırım yaptığı ve çok kıymet verdiği Afrika'da bizim dostumuz ve kardeşimiz olarak gördüğümüz o insanlara dostluk elini uzatmak, o insanların kalkınmasını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz ve Türkiye Cumhuriyeti barış eliyle bu bölgeleri kalkındırma konusunda evvelallah inşallah çok büyük adımlar atmaya başladı. Bu haberde şu paragrafa da dikkatinizi çekmeye istiyorum. Maviyle işaretleyeceğim şu paragraf, ilk etapta Rusya ve Türkiye gibi diğer bazı güçlerin adımlarını sınırlamak için bölgede var olabilecek ortak bir Avrupa gücü oluşturma olasılığı hakkında değerlendirmede bulunan Mahmut diye bir isim şunu söylemiş. İster Avrupa içinde, ister Afrika ve Orta Doğu'da olsun, birçok bölgedeki çıkar ağları üzerinde derin ayrılıklar ve hatta bazen çatışmalar göz önüne alındığında Avrupalıların şu an herhangi bir birleşik adım atma kabiliyeti mümkün değil. Sahil ve Batı Afrika'daki Rus varlığı bir gerçeklik haline geldi ve hatta birkaç Afrikalı güç tarafından memnuniyetle karşılandı. Bunun nedeni Çinliler, Ruslar o bölgenin halklarını kızdıran bir sömürge tarihine sahip değiller. Ve şurayı okuyorum. Türkiye gerek aktif bir dini rol, gerekse yoğun bir diplomatik ve ticari varlık aracılığıyla bölgede genişliyor. Afrika'daki Türk diplomatik misyonlarının sayısı birkaç yıl önce 12 iken bugün 46'ya çıktı yorumuyla Türkiye
Rusya ve Çin gibi sömürgecilik geçmişi olmayan devletlerin bölgede giderek artan bir söz hakkına sahip oldukları ve Afrikalı halklar ve devletler tarafından bu gelişmelerin büyük memnuniyetle karşılanarak bu ülkelere dostluk elinin uzatılmaya başlandığı net bir şekilde ifade edilmiş diyelim. Bu videoyu bu noktaya kadar izleyen siz değerli takipçilerimizden kıymetli vaktinizi harcadığınız için haklarınızı helal etmenizi istiyoruz. Bu noktaya kadar bizi dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun diyoruz. Yayınımızla alakalı beğendiğiniz veya beğenmediğiniz konumları lütfen yorum kısmına yazarak bizlere yön vermenizi rica ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen.